kızlar olarak zaten Aykut'u havaya sokan biziz. Kesinlikle. Sizin ilişkinizin yürümesini istemeyen çok insan var abi. Mutlu olamıyoruz, anladın mı? Ya ben artık mutlu olmak istiyorum. Hayatta inanmam. Demek ki Şahin de evde kalmak için Gamze'yi kullanıyor. Yani Gamze'nin yüzündeki gülümseme beni her zaman mutlu ediyor. Umarım Allah bir yastıkta koca attık, ne diyeyim yani. Her zaman sana gülle, çiçekle, böcekle de gelemem. Ben böyle bir adamım. Bu saatten sonra Hazal'la hiçbir şekilde işim olmaz Seda. Olursa Semih'le olur, olmazsa kapı, ben giderim. Hayatıma girecek kadına yemek yaparım. Biliyorum. Sürpriz yaparım. Gerekirse saçını da yaparım, ojesini de sürerim. Bu çift ödüle gidecek. Ödül devir hakkı da yok. Tam arkanda da Adnan'ın fotoğrafı var ya Rabbim ya. Ay. Ben şu an onlar ikisi de mutsuz olarak görmüyorum, göremiyorum. Gözüm görmüyor. Şu anda mantığım devreden çıktı yine. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Kafam karıştı. Yok abi, daha bir şey demiyorum size. Hiçbir şey demiyorum size. Abi ne yapıyorsun sen ya? İyi vallahi, işte öyle geldim. Ben tek başıma takılacağım. Kafana böyle giriyorsun içeri abi. Seversen tek takılmayı abi. Akşam olunca sana bir şeyler oluyor abi. Akşam olunca. Selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam abi. Otur otur. Şam koş. Valla. Beyler ne haber ya? Kardeş ya, bu çok spor olmamış mı sence? Ne gibi? Kıyafet. Gürkan? Olabilir. Bu nasıl bir kıyafet kardeşim? Arka bahçeye çay içermiş gibi gelmişim. Valla Adnan giydirdi beni. Şey Adnan diyorum, Semih giydirdi beni. Sağ olsun. Yok valla kardeşim, sonu... kardeşim çok şık. Daha böyle masanın sandalyenin üstüne zıplayıp da havada uçan gördük. Ondan sonra ben dedim ki gördük. Dedi ki, şurada topladı kendini üstümden geçtikten sonra şurada pardon, topladı. Pardon kanka. Sonra bak gene gaza pardon, gelmedi bak. Pardon, gene gaza pardon gelmedi. Çekti ya, pardon kanka dedi. Çekti kanka ya. Pardon. Gene gaza gelmedi, gelmeyecekti. Bence dedim sen gelince içeri dedim hepsi bir adım geri duruyor deyince birden bir kalktı. Tamam kasa geldi. Buradan bir geldi fotoğrafı ben koydunuz hani elinde görünce üstünden zıpladı. Aldı Mehtap'ın gitti. Elinde değildi. Elinde ama değildi de fotoğraf. Ama ben de değildi ki zaten. Bir yere koymuştu o. Hedef hayır, Mehtap'ı seçti. Hayır o Mehtap'a vuracaktı. Son anda frenledi kendini koltuktan atladı. Evet. Sana yok. Vurmak için koştu. Ben o anı izlemek o öyle isterdim. Aldım. Evet evet. Ben o anı izlemek istiyorum. Ama yok ya. Gamze'nin vuracağı olsa vurur canım. Pardon boş ver kanka dedi ya. Şov yaptı. Bizi kandırdı. Peki ben burada onu tartışırken niye sesini çıkartmadı? Harika. Gamze Göktürk. kirpikleri biraz belirgin olmuş. Kanka çizgisini. Boyun şey lazım boynu. Hazal kirpiklerini yüksek çiz ya. Hala bir kaç ressam bir şeyde kalmış. Döndür çizdiği bakayım. Şey bence oldu. Ne yazdın? Tabii. Buyurun. İlk gördüğümde zaten ilk gördüğümde ben öyle bir şey düşünmemiştim. Ben bu eve girdim tamam mı gelinlikle. Şurada oturuyor elinde bir kitap. Bunları hikaye okur gibi bunları dizmiş böyle ip gibi. Ben sandım ki sunucu falan hani yeni dedim bir şey değişti. Baktı hiç kimseye ayağa kalkmadı pas vermedi falan. Zaten ilk günden belliydi o Semih öyle arkasını döndü. Ama ilk orada... gün de bir tek benle konuştu. Evet. Herkes dedi ki niye hatta kalkıp evet. Selam bile vermiş. İlk gördüğü gün de benle bir konuştu de o kız. Bir de bana ne yaptı biliyor musun? Bak. Şey ben üçüncü gelindim ya da dördüncü gelindim. İçeri girdim herkes ayağa kalkın. Hepimiz heyecanlıyız. Merhaba işte ben Merve, merhaba ben Deniz falan. Yaptı. Şöyle. O yüzden döndüm. Kavga çıktı ya Serap'la. Bana ne diyor dedi? Ki, çok oldu. Ben şimdi onun gözünde küçük bir kız çocuğuyum tamam mı? Küçücük kızlara böyle yapıyorsunuz. Küçücük kızlara böyle yapıyorsunuz. Küçük dediğim benle anlıyor. Aynen. Ama beni böyle çocuğu gibi görüyor. Hala öyle görüyor. Koyu renk versene. Acılar çeken çocuk. Gibi. Dün bana ne yaptı biliyor musun? Burada birbirimize girdik geldi orada. Sen niye bana kızıyorsun? Ay çok bak o davranış benim çok hoşuma gider. Kavga ettikten sonra hani o konuşmayı yapmayıp direkt sarılmak. Ama hiç Gamze'den beklemiyor muyum? Bir şey yapacak zannettim. Baktım şöyle sarıldık öpüştük yani.
çok garip. Çok şaşırtıcı. Erkeklerinde bir şey oldu mu? Hayır. Ne gibi? Ne bileyim, olmaz olur mu? Kimle konuştu? Şahin'le mi konuştu? Şahin'i aldı, Şahin bahçeye çıktı. Önce biraz Onur'la falan atıştı. Bayağı bir. Herkes ben Şahin'le tartıştım. Yalnız Aykut arkada oturuyor. Aykut'un sırtını dönmüş. Aykut mutfak şeyinde, tamam mı, tezgahında orada. Arkası dönük koltuk var ya. Işte. Tam o üçlü koltukta tek döndü başına bakayım. Arkası dönük oturuyor. Hmm. Şahin solunda. Aykut arkada, hiç görmüyor Aykut'u. Hani o yanında her Trip gittiğinde can. Milletin yanından aldığı bir gün önceki Aykut arkada kalmış. Ama sana bir şey diyeyim mi? En iyisini yaptı Aykut'a. En iyisi. Aykut onu Aykut hak etti. Aykut bunu hak etti. Aykut bu durumu gerçekten hak etti. Kusura bak. Nazlı. Hala aklın Aykut var mı? Canım bir şey söyleyeyim mi? Biz kızlar olarak zaten Aykut'u havaya sokan biziz. Kesinlikle. Havaya girdi çocuk ya. Hem de hiçbir şey yapmadan. Leyla abla biraz o durumu sağladı açıkçası. Abi Leyla abla evdeki herkesin aklına teker teker Aykut'u işledi. Böyle. Evet. Öyle. Bana geliyor diyor ki Aykut, Rabia'ya gidiyor Aykut, Aycan'a gidiyor Aykut. Bana demedi. Şeye bana gidiyor. Bile sürekli şey. Yani Didem'e Aykut. Yapıyordu. Kızın adı ne? Gamze'ye gidiyor Aykut. İyi var ya, bu Aykut'a aday olmadan iyi ki gitti evden yoksa. Ama dedi ya, Aykut'un bir 20 yaş daha büyüğü olsa alırdım dedi. Ya bir de o kadar emin ki alırdım. Gerçekten hiçbir şey yapmadan, yani çok daha hak bakayım etmeden Ayça. Yani böyle bir şey yaşadı. Beto. Ben ilgilenmiyorum onunla. Ama benzemiş değil mi? Bence bu daha güzel. Daha güzel. Gözlerinin içinde boyamış. Yo, Mehtap'ın bana dediklerini duydun mu abicim? Evet. Niye öyle bir tavır aldı sana? Abi hani Didem dedi ya, sen orada mıydın ki? Yok, sen değildin, ben oradaydım galiba. Bu evde hani mutlu olmamızı özellikle kızlar evinde bizim yok. Dün biz masada otururken, dün değil evvelsi gün masada otururken konuşmuştuk. Bizim bu evde ha, değil de kızlar evinde daha çok bizim ilişkimizin yürümesini istemiyor kızlar diye. Sizin ilişkinizin yürümesini istemeyen çok insan var abi. Yani, çok insan var yani. Tebrik edeceklerine, destek vereceklerine ben bunu yapıyorum diye bu kadar zaten yumuşayacaktı, niye en başında atar yaptın diye. Yani orada Mehtap'ı anlayamadım yani. Yumuşayacağımı bilmiyorum ki. Abi, sen benim yumuşayacağımı düşünüyor muydun? Ben senin yumuşayacağından emindim ama. Çünkü evet yani senin bir ilgin alakan var, şimdi bunu inkar edemeyiz. Yani ve sen bir haftadır biliyorsun değil mi, kendin çok kötü durumdaydın. Evet. Esprilerin bile, gülerken bile iyi gülemiyordun yani. O içinden gelen bir gülüşün var senin, o yoktu yani. Onun için ben çok sevindim. Zaten en fazla bu dünle ondan evvelsi gün, bir haftadır 10 gündür seninle konuşuyorum. Ben ona da gittim söyledim, dedim ki Allah razı olsun abi o konuda. Ben senin... dedim bu çocuğu hazırlayana kadar dedim yani canım çıktı. Orada insanları karşıma aldım. Aldım da yani biliyorsun ben bu ona onay verince herkes benim üzerime gelmeye başladı. Ama dedim sen ayıp ediyorsun yani, bu çocuktan bir özür dilemen şart dedim yani. Ve adam sana gelmiş dedim yani, yapılır mı Didem bu yani? Mutlu olamıyoruz, anladın mı? Ya ben artık mutlu olmak istiyorum. Hani Semih belki kötü bir niyetle söylemiyor ama Semih beni bir konuda, yemek konusunda ya en küçük konu bak. Kavga edilmeyecek bu konuda bile. Bana bir eleştiri bulunduğu zaman, çünkü ben onun için elimden geleni yapıyorum. Ve hep şunu söylüyorum, damatlar evine buradaki evin şartları bir değil. Bak Gökhan'la da konuştuk, damatlar evine ne tartışma olursa olsun hep yine bir saygı oluyor, anladın mı? Bir şey oluyor. Burada her an, her an. Sen mutlu şimdi, değilsin. Yani ben elimden gelen her şeyi yapıyorum ama o bunu görmüyor. Çünkü bu evde yaşamıyor. Ve beni eleştirmesi beni mutsuz ediyor, anladın mı? Bu yüzden mutlu değilim. Beni sevdiğini düşünüyorum, sevmese... Yani, ha bir de şey diyor, ağlama. Ben Semih'in geçmişini bilmiyorum. Ben gerçekten Semih'i geçen sene çok izlemedim. Ben Semih'i sadece bekar, hani freeyken ki halini biliyorum. Hı. Herhalde geçen sene biraz yaşamış bu ağlama durumlarını. Hı hı. Biraz mı? Gerçekten, bayağı yaşadı. Onu da çok iyi anlıyorum ama bu benim huyum. Ben bak hani belki bazılarınıza yapmacık şey gelebilir. Semih beni üzdüğü için değil, sadece üzdüğü için ağlamıyorum değil. Hani dışarıdan öyle gözüküyor. Diyorlar ki bu Semih kızını ne kadar üzüyor. Aslında öyle değil. Belki ben kendimi olmaz. Açıklayamadığım zaman, ifade edemediğim zaman, sinirlendiğim zaman, sadece mutsuz olduğum zaman değil. Ya bu benim bu gözyaşım burada. Ya bu en nefret ettiğim o. Bir annem de sinirlendiğim böyle. Zaman. Anne. Annemi gördünüz ya, Mehtap sana da şöyle, annem direkt gözleri doldu. Evet. Biz annemle Türk filmi dizimizi böyle izlemeyelim. Anladın mı? Ama mutlu olmak istiyorum. Seninle mutlu değilim demek. Hani senin bu kendini tutamamazlıkların aynı şey değil. Hele bir de sinirlendiğim zaman ağzımdan o çıkan ayrılık kelimesi. O sana değer vermese ağlama demez.
Değil mi? Başka biri zaten olsa... Zaten diyor, bak bana diyor ki ağladığım zaman diyor, üzülmüyor muyum? Üzüldüğüm için böyle bir tepki veriyorum. Ben de böyle bir insanım diyor ama ben kendimi tutamıyorum. Ya bazı insanlar da kendisini, yani duygularını o şekilde ifade ediyor ama. Ya erkekler ağlayan kadına dayanamıyorlar açıkçası. İşte ben sevmiyorlar. De ben ama... Bir de gerçekten geçmişini bilmiyorum. Yani bayanlar da dayanamaz. Ne olduğunu, ne bittiğini, ne yaşadığını gerçekten bilmiyorum. Ama sende var birazcık kötülenme, farkında mısın? Yani öyle esme gürleme yok yani. Gayet yumuşak bir şekilde çıktın hiç. O da ekstra bir durum oldu. Değil mi Adnan? Normalde evet, bağırıyor, yok, çağırıyor tabii, falan. Onun daha fazla, mesela o ağladığında ne oluyorsun falan filan. Hiç ağzını bile açmadı. Çok beyefendi bir şekilde çıktı, dedi ben gidiyorum abi. Çıktı yukarıya. Bu da güzel. Bağırsa bu sefer yine suçlu duruma düşecek abi. Yok, öyle bir şey de var. Bağırsam bu sefer tecrübe dediği işte, gibi haklıyken haksız konumuna düşecek. Bak onu görmesi lazım. Şimdi bunu bak Semih bana ağzını açıp da bağırmadı deyip kendi kendine düşünmesi onu lazım. Görmez abi ya. Onu görmez. O hiçbir lazım zaman gözükmez. Bak bu evde şundan bahsediyordum zaten abi. Bu evde sadece kendi ilişkinde tecrübe edinmiyorsun. Başkalarının ilişkisiyle de tecrübe ediyorsun. Tabii. Bak ben o gün sert tepki verdim. Haklıyken haksız duruma düştüm. Evet. Bu adam gördü bunu, dedi ki sert tepki yerine sustum abi. Sustum. Gitti. Bakalım bu nasıl bir tepki görecek. Senin olayın... Yoksa hepimiz erkeğiz, devamlı suçlu muyuz? Evet. Bunu da göreceğiz. Senin olayın iyi izlemiş, iyi ders almış. Annesinin gelip konuşmasını iyi izlemiş, iyi ders almış. Semih, bugüne kadar tüm söylenenlerden güzel ders çıkardı abi. Çok güzel. Gerçekten de kendini değiştirdi, törpüledi. Ama Ado, benim de artık dolum noktam var kanka. Yeter be abi. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kafa ilaçlarını koysun. Adnan, evet ya en basit örneği Adnan zaten. Adnan yapamadı da o konu hakkında çok tepki çekti. Mesela Didem'le araları bozduk. Aynen. Kendi ilişkisini bıraktı gitti. Semih'le Adnan'la tamam, Semih tabii ki yapacak ikisi, ama. Adnan'la Semih zaten iki yıllık tanışıyorlar. Şahin dün bir, bugün iki hayırdır. Ha, evet. Ve burada daha Adnan'dan önde geliyordu Gamze. Herkesi bıraktı gitti. Kral kraliçe seçildik falan filan. Ne oluyor? Yani. Çok seviyorsa Gamze'yle bir şeyleri yoluna koysun, artık biz tanışma yolundayız falan desinler. Çocuk resmen anladın şeyden mı çıktı ya? Balkondan Gamze'yle konuşuyorlardı tabii çıktı. Canım. Geldi. Ben hatta duydum. Biz de o sırada Onur'la konuşuyorduk. Mehtap dedi ki ya yok git sen falan filan dedin sen. Sevmiyor o zaman ya. Yani. Ne sevmiyor ya. Ya. Oynuyor net yani. Net yani. Vakit geçirmek ister insan. Ay, bir gün ne demişti? Buluyordum. Ben bir de evde kalmak. Bir gün Şahin demişti ki Gamze çok mutsuz ediyordu. Ben dedi bir gün dedi öyle bir şey yapacağım ki. Göreceksiniz. Ha Gamze şimdi ona geldi. Belki de o bırakacak onu. Şurada oturuyordu. Aslında dedi Gamze benim için dedi bir hırsladı. Belki de dedi. Ha belki de benim için dedi bir hırs. Onu elde ettiğim anda bırakacağım dedi. Bu kadar olur mu? Hadi. Tamam işte. Sonra da kıvırdı. Sonra da bence Gamze üstünden prim yapıyor. Yani. Eğer şu Adnan'la Semih'in verdiği desteği başka bir ilişki için verseydik, Aykut'la bana verselerdi bu hafta kesin tanışma yolundaydık yani. Şu Şahin'e verilen desteği sana verseler, bana verseler, Ayça'ya verselerdi kesin tanışma yolundaydık yani. O kadar saçma bir tarafa destek veriyorlar ki hiç olmayacak bir şeye destek vermek gibi bir şey. Yalan olan bir şey hatta. Kesinlikle. Yalana destek vermek. Yani şu zaten şu kelime dünkü erkekler evinden sonra bir inandırıcılığı kalmadı Şahin. Hayatta inanmam. Demek ki Şahin de evde kalmak için Gamze'yi kullanıyor. Ya tabii canım. İstikrarlı görünüyor Gamze. Ne istikrarlı? Sadece Gamze'yi değil aslında. Ama... Semih'i de Adnan'ı da. Çünkü niye? Onlar yardım etmese Gamze'ye bak. Gamze'ye tek başına gitse uğraşsa bu kadar olmaz. Semih'le Adnan'ın desteğiyle Gamze'ye gidince değil, daha farklı oluyor anladın bak, mı? Şahin'i koruyacağımdan değil, dün bizim ödülümüz vardı ya hani kral kraliçe. Sesim de iyice kötüleşti. Rahatsızım ben. Arabada gidiyoruz o gideceğimiz mekana. İşte eczaneye gidelim, ilaç alalım. Çok rahatsız oldun mu? Hastaneye götüreyim. Yaklaşımlarına bakıyorum, izliyorum. Sevgi dolu. Ve şu an anlatamayacağım birkaç olay daha oldu, onu sonra aktarırım. Çok şefkatli ve beni sevdiğine ben inandım. Benim üstüme titriyor çocuk. Gamze, bak Şahin'i koruyacağımdan değil, tamam, benim üstüme titriyor. Bak şimdi biz de hepimiz inanmıştık onun seni sevdiğine. Dedik ki Şahin gerçekten seviyor Gamze'yi ama peki dün erkekler evinde bahçedeyken Semih girdi. Niye Semih'in yanına gidiyor seni orada? Zaten sen Şahin'e zar zor yüz vermişsin, tamam demişsin. Bu fırsatı değerlendirmesi gerekirken... Semih'in seni bahçede bırakıp Semih'in yanına gidiyor. Abi aynen, sen daha önemlisin diyor. Böyle hareketleri birbirine çok güzel anladın mı? Sen buna niye orada tepki göstermiyorsun? Sen tepki göstermemişsin Semih'in yanına o zaman gitti. Ben hani onların evine gittiğimde mi? Biz evet, de erkekler evindeydik. Sonra Semih geldi. Mehtap'la Semih gergin konuşuyordu. Gergin bir ortam vardı. Biz seninle tartıştık ya. O ondan dolayı Semih'in canı sıkkındı. Onun için gitti o.
İşte tamam biz de onu diyoruz, canı sıkkındı. Ay zaten ortam gergin sen... diye bahçeye çıkmadınız mı siz? Ama sen zaten sonra geri Şahin'le geçirdiğin vakit toplasan 10 dakika bile değil. Hmm. Anladın mı? O an niye seni bırakıp da şeyin yanına gidiyor? Biz gittikten ama... sonra konuşsaydı Semih'le. Bak bir de ben şöyle bakamıyorum. Ama hiçbir işte şeye bakma çünkü onlar 7-24 aynı evdeler. Ben eve geç geldiğimde herkesin farklı bir yorumu vardı. Ve emin olun ki herkesin yapmış olduğu o yorumun altında bir art niyet ve kötülük vardı. Biri diyor ki Şahin işte seninle birlikte olacak ve daha sonra bırakacak, seni oyuna getiriyor. Diğeri Deniz'le anlaştı diyor. Diğeri biz inanmıyoruz diyor. Ne olursa olsun ben burada karşımdaki insanın kalbine bakarım, niyetine bakarım, davranışlarına ve bana hissettirdiğine, yaşattıklarına bakarım. Burada sonuç olarak Şahin benim üzerime çok titriyor. Evet, bugün iki kişi en azından belli olacak aramızdan. Hiç gitmeyecek olan bir hafta ve halkın sempatisini toplayan, takdir edilen, 10 bin liranın sahibi olabilecek, aynı zamanda evini koruyabilecek kişiler. Bu çok önemli. Ama ondan önce yüzlerinize bakınca anlıyorum ki daha tartışılacak şeyler kalmış dünden bugüne. Hafta içi olanlarda. Dolu musunuz? Senin çok... gözlerin dolu. Senin yüzün biraz asık. Ben rahatsızım. Hazal'ı üzgün görüyorum. Rabia böyle ortada. Didem biraz yüzü gülüyor. Yine iyi nispeten. Ayça nötr. Nazlı buruk. Gireyim mi? Aycan da yine nötr. Hatta neşeli biraz. Hmm, bakalım şimdi neler olmuş. Önce Perşembe'ye gidelim. Ödül yemeğini görmedik biz değil mi? Yok. Merak ediyor musunuz Kral Kraliçe ne yaptı? Evet. Nasıl vakit geçirdiler? Pek bir şey paylaşmadılar. Yan yana oturmuşlar. Hiçbir şey paylaşmadılar. Bak Şahin hemen gülümsemeye başladı. Peki nasıl geçmiş efendim? Biliyorsunuz kralımız Şahin, kraliçemiz Gamze'ydi. O gün nasıl vakit geçirmişler? İzleyelim. Önce Aykut'a dönüp sormak istiyorum. Vallahi çok iyi olmuş ya. Çok iyi. Şimdi Aykut'la sizin aranız bu görüşmeden sonra bozulmuştu değil mi? Yok, öncesinde aslında. Hemen öncesinde, aynı öncesinde, gün. Öncesinde, evet. Ondan sonra sen böyle hoş bir gün geçirdin.
hoş bir gün geçirdim. Çünkü bugüne kadar ödül alan en iyi adaylar biz olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok eğlenceli geçti. Bizim için öyleydi. Baksanıza güldük, eğlendik. Tadını bebekleri çıkardık. Sallarken bir gören oldu mu size? Gören oldu. Oldu. Gerçekten oldu. Allah'tan biz... kamera var da anlaşılır bir durum. Hakikaten. Peki Aykut'a soralım. Aykut ne diyorsun? Seda Hanım, zaten dün dans ederken ben takıldığım konu çok samimi ve içten dans ettikleri için bugünkü VTR'nin benim için bir önemi yok şu anda. Ama şunu gördüm ki orada bir bebekleri sallıyorlar, güzel bir eğlence yapmışlar. Hep bana şahin diyordu üvey babasında falan diye. Şimdi gerçek babasını bulmuş herhalde. Orada gün batımını falan gayet romantik anlar yaşamışlar. Hani dostane veya arkadaşça bir görüntü kesinlikle görmedim. Dediğim gibi dünkü danstan sonra hiç merak etmiyordum. Şu an gördüğüm hiçbir şey de beni şaşırtmadı. Umarım artık hani dediğim gibi mutlu olurlar, bir şey yaparlar. Ben arada yokum çünkü Gamze ile ilgili benim bağlantım kalmadı. Umarım Allah bir yastıkta kocaltır, ne diyeyim yani. Şahin, peki bu yaşadıkların seni ümitlendirdi mi? İlk bebeği getiren, daha doğrusu ilk Gamze'nin hoşuna gidecek ebatlardaki bebeği getiren sendin. Evet, yani Gamze'nin yüzündeki gülümseme beni her zaman mutlu ediyor. O bebeklerden olsun, benim yaptığım onun sürprizlerden hep mutlu oldu. Hmm. Evet, ben umutluyum, ümitliyim. Umarım hakkımız hayırlısı olur. Peki, iki aday, yani biri eski adayın senin, diğeri de başından beri Gamze diyen adayın. Sen ne söyleyeceksin Gamze? Aykut'a vereceğin cevap var mı? Şahin'in bana karşı davranışları benim çok hoşuma gidiyor ve ben hastaydım, sesimden de belli olur. Araçla giderken zaten hastaneye götüreyim, ilaç alayım, eczaneye gideyim. Gerçekten üstüme titriyor ve benim yanımda onun titrediğini gördüm. Dans ederken de titriyordu. Bana karşı inanmayan arkadaşlar var ama Şahin'in saf ve temiz, masum bir aşkının olduğuna ben şahit oldum. Buna ikna oldum. Bunu daha önce de söylemiştin. Evet. Aykut'a yönlenmeden önce de söylemiştin, evet. Ama seni durdurmamıştı. Evet. Ama şu anda ben şu anda kimseye aday değilim. Biraz zamana ihtiyacım var. Aykut'a en çok sana güveniyorum diyordu. Ama bu sürecin başlamasına Aykut'un söylemleri, hal ve hareketleri sebebiyet verdi. Seda Hanım şimdi öyle söylüyor da anlamadığı hala bir konu var. Şu an benim adayım var mı? Yok. He? Bilmiyorum, dün 3 tane aday olabilitesi olan isim verdi. İşte Gamze'nin anlamadığı konu zaten o. Hani şu an hiçbir adayım yok ve onun... sayesinde olur bir şey. Ve ben Gamze'ye cidden inanmış, güvenmiştim. O dünkü dansı belki yapmasaydı çok başka şeyler de olabilirdi. Ama hala Gamze bazı şeylerin farkında değil veya farkında olmamak istiyor. Hala anlamadı yani. Ben hala bakıyorum, Sedan merak ediyorum yani. Sürekli askıda bırakıyor. Yani söylemleri şu sürekli havada kalıyor. Şu an ne yolunda olan bir insanlarla tanımıyorum. Ne şu an kimse yok. Yine ne Nazlı ile konuştum, yine bir şey yaşayabilirdim, belki tanımak bakın, isteyebilirdim. Şöyle olabilirdi, ne? Böyle olabilirdi, şu olabilirdi. Sen bir açık gün, kapılar sen bir gün, var. Hayır bak, sen bir gün önce çok güzel bir takdir de ettim seni. Çok güzel yaklaştın, güven verdin, yanıma geldin. Ama bazı şeyleri hemen olsun, o an böyle ben seninle tanıma yolundayım kelimeyi duymak istedin. Ama ben sana dedim ki bekle. Sen bir gün bekleyeyim, gidip Şahin'le öyle samimi dans edersen... Benim gözümde bitersin, anladın bana mı? Bana bekle demedin. Bak herkes benim... burada. Herkes burada şahit. Dedim zamanı var, söyleyeceğim dedim. Sana bekle dedim. Diğer... Herkes ama diyor. İşte insanların zamanlaması uymuyor. 2 gün, 48 saat, 1 gün. Belki Selam. O kadar bekleyemiyor. Tamam onu da boş verin. Tamam o belki orada söylemedim ama pişman değilim söylemediğim için. Ama kalkıp da bir anda böyle ilgisi olan bir insan bana karşı... Şahin'le nasıl öyle samimi dans edebiliyor ya? Ben onu anlayamadım ben yani. Ben sana karşı kadın halimle... erkek gibi bütün her şeyi göze alarak cesaretle gelirsem ki benim ciddi oluşum duruşumu herkes biliyor. Tamam. Sen beni ezip geçemezsin. Daha hala şununla konuşayım, onunla konuşayım, bununla konuşayım, şu açıklamayı yapayım. Ya. İnsanlara ümit veriyorsun ve bana üstümde benim bir şey var, baskı var. İnsanları tanımama fırsat vermiyorsunuz, baskı yapıyor. O zaman buyur yok. Tanı. Sen bu konuşmayı bana yaptıktan sonra o zaman ben de dedim Şahin'in bıçak gibi önünü kestim. Bu insanlara karşı engel koydum. O zaman ben de engel koymayayım peki, dedim. Doğru. Bitti bu kadar. Tamam, şey. Buraya kadar doğru söylüyorsun. Neyse bu konuyu burada kapatalım, başka bir konuya geçelim. Milyonları sevindirdi barışmaları ama yine bir final gününe maalesef küs giriliyor efendim. Biz de bunu anlayamıyoruz, bakalım. Ben gerçekten mutlu değilim şu an ya. Ben bir şey söyleyeyim şaka sana. Şaka yapmış kanka. Ben bir şey söyleyeyim sana. Öyle İnan Semih onu söylerken kötü niyetle söyledi. Sen ya bak hep ilgi istiyor, anladın mı? Ben de istiyorum ilgi. Doğru. Hep ilgi istiyor Gökhan. Hep pazar yapsın istiyor.
Ne diyeyim abi? Yani dışarıda ne geçti diyorum, onun için de söylüyorum mesela dışarıda. Bak yine ağlıyor. Niye ağlıyor? Niye ağladı? Bilmiyorum abi ya, yemekten abi. Bak şimdi git... Kanka gelmişim buraya, ne zaman gelsem 3-4 kere, tamam mı? Kek yaptın da sana getirecektin tam. İşte bak sen geldin. Aynı şeyler yani. Bak şimdi yine aynı şey oldu. Ben dedim ki bana böyle şey yapma. Şu an niye böyle yapıyorsun anlamadım ya. Kötü bir şey mi söyledim? Sana artık sana gerçekten bir şey söylemeyeceğim. Bak yemin ediyorum Ayşe şey geldi ki senin bu haline de kurban olsun. Bak ben çok normalde sesimi yükselten fevri bir insanım. Sana karşı yemin ol yükselmiyorum yani abi. Şu an zaten gerçekten neden yükselesin sana... ki? Sen nasıl bir kızsın biliyor musun? Sana böyle düzgün konuşunca anlamıyorsun, ağlıyorsun. Sana bağırdığım zaman da karşılıklı bana bağırıyorsun. Bak ben seni gerçekten çözdüm. Senin bazı yaptığın davranışlar beni gerçekten çok kırıyor. Sana çok belli etmek istemiyorum. Ama hani biraz doldum, anladın mı? Sadece en basiti, belki kötü bir niyetle söylememiş olabilirsin ama ben bir bayanım. Dün geldiğimde bile diyorsun yani sen annen gibi değilsin, sürekli agresifsin, annen çok güler. Hani bu bile beni incitebilecek şeyler. Şu an geldin, ben gerçekten sana... Öyle şeyleri vurgulama diye kaç kere söyledim sana. Sana annenden... Ben seninle mutlu değilim biliyor musun? Ben senden ayrılmak istiyorum. Annenden örnek vermişim sana, anladın mı? Ben mutlu değilim, beni kızıyorsun çünkü. Bu çok önemli bir söz. Asıl kilit cümle, ayrılmak istemek ayrılır, barışılır, ağzından çıkar ama... Çok ağır ben Seda Hanım. Ben seninle mutlu değilim, çok önemli bir söz Hazal. Bir sözünüz vardı yani, mutlu edemiyorsan meşgul de etme diye. Bu saatten sonra meşgul etmem ben de. Ben kötü bir örnek vermedim, kendi öz annesinden örnek verdim. Çok da tatlı, naif bir insan. Gerek yokmuş, bu saatten sonra da gerçekten senin hiçbir kelimene... Seni de şu an görmek istemiyorum. O kadar çok sinirliyim ki sana karşı. Ama evet. Gerçekten seviyorsan Semih, niye bu kadar çabuk pes ediyorsun? Seda Hanım, ben pes etmiyorum. Ben zamanında bitirmem gerekirken bitirmedim. O yüzden şu an kendime kızıyorum. Ben her zaman giden taraf oldum. Ben kendi benliğimden çıktım. Hani ben seni mutlu edemiyorum ya. Evet, mutlu edememişim seni. Şimdi... Gerçekten ben romantik bir adam değilim, yanlış anlama. Kusura bakma da ben sana öyle çok tatlı cümleler, süslü cümleler kullanamam. Her zaman sana gülle, çiçekle, böcekle de gelemem. Ben böyle bir adamım. Anladın mı? Böyle bir adamım yani. Sana yumuşak konuşunca diyor, anlamıyorsun. Sert konuşunca sen de bağırıyorsun diyor. Yani bu onun tarifiyle iletişim probleminiz. Senin de kırgınlıkların var anladığım kadarıyla. Mesela bence konuşmanızın ortasında Semih'in çekip gitmesi, senin cümlenin yarım kalması da seni kıran bir şey. Çünkü en çok buna sinirleniyordun. Beni mutlu edemiyorsun değil, ben mutlu değilim dedim. Mutlu değilim, mutlu olmadığım konu çok sıklıklarla görüşemiyoruz. Görüştüğümüz zaman sürekli bir şey oluyor ve bu konuda ben artık çok mutsuzum. Gerçekten. Ne oluyor mesela? Bugün o söylediği söz neydi Gökhan'la dertleştiği? En basit, bizim aramızda zaten hep oluşan, daha önce de yaşamıştık, yemek muhabbeti. Sürekli ben ona bir şeyler yapıyorum, çabalıyorum, onun için bir şeyler yapmak istiyorum ama burada olmadığı için göremiyor. Göremediği için ben sana tam getiriyordum da sen geldin, tam yapıyordum da sen geldin olarak yanlış düşünüyor. Ben bunu onun açıklamasını yapıyorum ama o buna inanmıyor. Bu kadar basit şeyler mi canım? Tamam, şu dünyadaki en nefret ettiğim iki huyumu bu evde öğrendim. Gerçekten bir... Ağlamak. Ben burada sırf Semih beni üzdüğü için de ağlamıyorum yani. Sırf Semih üzdü diye ağlamıyorum. Ben kendimi ifade edemediğim zaman ağlıyorum. Ben sinirlendiğim zaman hele ki gözyaşım, gözüm durmaz. Yani sırf Semih beni üzüyor. Hani şey, hani Semih'e bak, bu kızı ne kadar çok üzüyor şeyinde gözükmesin, gözüksün asla istemiyorum. İkincisi de sinirlendiğim zaman ağzımdan çıkan kelimeler. Şu ağzımı tutsam belki... Kendi hataları bunlar kadar olarak gelmez. Görüyorsun. Evet ama... Şimdi Semih ama ben böyleyim diyor direkt. Kötü bir şey de söylemedim ki orada Seda Hanım. Dedim ki sen dedim bana yemek yapıyorsun ya. İşte bak 5 dakika sonra sana getirecektim. 10 dakika sonra sana getirecektim deme. Yemek yaptım arkadaşlarla, sen de yer misin de bana. Bana bahane üretme yani. Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Çünkü 2-3 defa olduğu için benim bu canımı sıkmaya başladı belli bir zaman. Ya bir gün evde yap getir kızım ya. Ha. Ben... Kaç getir yani. Ben ya bir gün şey evde yap getir ki. Burada ısıtalım. Ben bahane üretmiyorum. Seda abla, gerçekten ben bugün yaptım. O ara tam yapıyordum. Adem abi geldi dün yaparken. Adnan'ın abisi geldi.
Ondan sonra tarif yapıyorum. Bu ev öyle bir ev ki Seda abla. Damatlar evinde biraz tartışma olsa en azından biraz daha bir saygı, bir şey oluyor yani. O kadar burası kadar hararetli değil. Burada öyle bir şey oluyor ki o an bırakıp gidemiyorsun. Tam ya onu bunu geç ya. Bir dakika, sadece şunu öğrenmek istiyorum senden, tamam mı? Mutlu olamıyorum, senden ayrılmak istiyorum. Lafının cevabını bana verir misin? Arkadaşlar ya, elinizi vicdanınıza koyun ya. Ben ne yapmışım orada? Ben ne yapmışım onu dedirtecek cümlede, ben ne yapmışım? Ya da acaba Semih'i Ayça'dan kıskanmış olabilir misin? Çünkü Ayça ile oturuyordu. Kıskanç bir kadınım diyorsun ya. Hani bazen biz sancımızı başka bir şeyden çıkarırız ya. Veya bir şeye üzülürüz, başka bir bahaneyle böyle rahatlarız, boşalırız ya. Öyle mi yaptın? Yok, ben Ayça'dan kıskanmıyorum tabii ki de. Öyle bir şey yok. Zaten kardeşim. Onların ikisi oturuyordu, ben yanlarına gittim. Yani belki ondan mı rahatsız oldun? Yok, hayır, ondan rahatsız olmadım. Yani Semih'i ben hep görmek istiyorum. Hep onun yanında çok birlikte normal, vakit yani geçirmek istiyorum. Için en normal şey. Ve biz her vakit geçirdiğimizde belki kötü diyorum, bunu gene söylüyorum. Belki kötü niyetle değil, belki hani şakasına dalgasına, ama ben biraz alınganım bu aralar, neden onu da bilmiyorum. Hani alındım böyle doldum. Hani ona belli de etmek istemiyorum. Konuştukça gözlerim doluyor. Ağlamak hiç istemiyorum. Bak şey var. Mutlu değilim genellemesi önemli. Yani o an yaşanan durumdan mutlu olmayabilirsin de genel olarak her ilişkide mutlu değilsen. Her görüştüğümüzde bir şey çıkıyor ya, bir pürüzsüz çıkıyor. Yani bir hani görüşürüz. Demek ki iletişemiyorsunuz yani. Bundan mutsuzum. Ben mutlu olmak istiyorum. Bundan Semih bahsediyorum. Semih diyor ki benim iki kötü oyun var diyor. Bir tanesi diyor, ağlıyorum çok sık diyor. Evet. Bunun diyor hani Semih'i kötü göstereceğini düşündüğüm için diyor, üzülüyorum diyor. İkincisi diyor, çenemi tutamıyorum bazen diyor. Bunları düzelteceğim, bunları bu evde daha çok gördüm diyor. Ama sen diyorsun ki ben böyleyim işte. Yok. Peki Hazal bunları düzeltirse, adım atarsa sen atmayacak mısın kendime? Biraz da Hazal'a ben yumuşak gideyim demez misin? Seda Hanım, ben onu defalarca uyardım. Ağlama. Ben de insanım. Belki ben o an kıyamıyorum ona. Belki dayanamıyorum ağlamasına. Ben de kendim böyle bu mizaçlı bir adam olduğum için diyorum ki ağlama. Beni kötü gösteriyorsun çünkü ağladığın zaman. Çünkü ben sana kötülük yapmıyorum. Defalarca biz bunu konuştuk. Tekrar. Çünkü neden biliyor musunuz? Hazal kendini ifade edemediği için ağlamaya başlıyor. İşte o da genelde öyle söylüyor. Genelde bu suçlu olduğu zaman oluyor. Haklı olduğu zaman da genelde bağırarak ses tonunu benim iki katım kadar yükselterek hakkını çok güzel de savunuyor. Bu saatten sonra Hazal'la hiçbir şekilde işim olmaz Seda Hanım. Ne olursa olsun. Yok çünkü ya, büyük konuşma çok ya. Ağır bir, ağır, Adnan beni biliyorsun abi. Yavaş çok ağır, tamam. Çok sakin ağır bir cümle. Hayır. Bir dakika abi. Çok ağır bir cümle. Ben bunu kaldıracak bir adam değilim. Beni eskilerde çok iyi bilir Mehtap ve Ayça. Ben bunu kaldırabilecek bir adam değilim. Hiçbir şekilde de bu saatten sonra Hazal'ın ismini duymak istemiyorum. Lütfen büyük konuşmayın çocuklar, Allah aşkına. Bir günde sevgi biter mi? Yapma. Seda abla, ben de büyük konuşmak istiyorum. Tabii ki de kendi düşüncesi olabilir. Beni şu an üzdün. Tamam, ben üzdüm. Ben de şu konuda büyük konuşuyorum. Ben Hazal. Ben beni bir dinler misiniz? Ben Semih'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Güzel, bravo. Ben bu evde olursa Semih'le olup olmazsa kapı ben giderim. Ben Semih'ten başka hiç ben senden baba, vazgeçmeyeceğim. Ben seni seviyorum. Efendim, sadece Semih? Bunu bil yeter, benimle olma. Belki bu kadar ama ben seni seviyorum. Bu evden de sadece seni severek çıkar giderim. Bugün Semih ve Hazal bir tartışma yaşadılar. Ayrılma noktasına geldiler yine. Semih çok büyük konuştu, Hazal da çok büyük konuştu. Bu evde büyük konuşulmayacağını hepimiz biliyoruz. İkisinin de büyük konuşmamasını tavsiye ederim. Ayrıca bu ikiliye ne oluyor ben anlamadım. Yani bu şekilde her hafta tartışıp her hafta ayrılma noktasına geliyorlar. Neler oluyor bilmiyorum. 365 gündür buradasın. Tek bir sevgilin yok. Anladın mı? Anladın mı? Kıskanıyorsam evet kıskanıyorum. Ama Rabia benim için bitmiştir yani. Bitmiştir yani. Geçen sezon Semih'in ilişkisi yokken Ayça ona dedi ki ben seni beğeniyorum, tanışma yoluna girebilir miyiz dedi. Ben seni beğeniyorum. Ben ablana da talip olurum. Hani Aykut'a da olurum. İki gün sonra bırakacağın adamların ismini vücuduna kazıma. Güvendiğin dağlara kar yağdı sözünü bana bizzat yaşattın. Tam bir hayal kırıklığısın. Tam bir hayal kırıklığı.
Senin bu evden gitmeni istiyorum çünkü senin aşkına, samimiyetine hiçbir şeyine inanmıyorum. Bugün ilk içeri girdiğimde yüzü gülen bir gelin adayı gördüm. Bir ara çok yoğunlaştığı bir damat adayı vardı efendim. Bugün, acaba buna mı bağlı bilmiyorum ama bugünkü neşesi. Dün çok neşeli anlar geçirmişler. Kişisel bakıma ayırmışlar vakitlerini. Bakalım ne olmuş, ne yaşanmış. Bence kadına daha çok yakışıyor. Gökhan örnek, bildiğin ördün ha. Ördüm kanki. Delisin, delisin yapacağım şunu da. Adam örüyor abi. Ya çok döndü abi. Dur dur, çok bak, güzel oldu. Ya neyse güzel oldu. Ya bir dakika dur, çok güzel tarz bir şey yaptık ya. Allah Allah. Tarz mı böyle çok bir... Çok tarz, tarz. Dur çok cool oldun. Kalk bak aynaya. Kalk, gel. Gel gel. Bak. Senin tarzın olsun. Aa, ne yapıyorsun ya? Ben senin saçını bozdum. Düzelt şunu geri. Gökhan bir yapıyormuşsun şöyle. Leyla. Dur. Dur. Hı. Yapıyoruz işte. Çatalla. Evet. He, dur bakayım, bak bakayım bana. Tamam dur. Bekle bekle ya, çok güzel yapıyorum. Makyajla yapabiliyor musun? Dur, çok güzel yapıyorum, bekle. He, şurayı da kapat da iyi de buradan şey, çıkayım bırak. Bakırköy'e gideyim. Dur dur, kısa kısa. Otur. Hayır benim saçım kısa. Kaşıkla o kafanı kazıyacağım senin, otur. Benim saçım kısa. Cesaretli. Evet şimdi bir şey dikkatimi çekti. Bazen ben bu VTR'ler izlenirken... Ben de adaylarımızı izliyorum. Ayşe hiç bakmadı, sağa dönüyordu. İzlemedi, niye? Yok, daldım ben. Aklıma bir şey geldi. Bak ne kadar enteresan görüntüler vardı. Çatalla krepe kaçırdım, gördün mü sen? Ben izledim şimdi. Yok yok, biraz da izlemedin. Niye? Gerçekten izle. Vallahi ya, daldım gerçekten. Niye gitsen, ne izlemeyeceğim yani? Halbuki yani çatalla krepeyi Türk tarihi ilk defa gördü diye düşünüyorum. Ama çok eğlenceli. Yani hiç de fena olmamış. Rabia'nın kaşları çatıldı. İyice çatıldı. Yok. Niye? Beraberken bu elektriği yakalayamadığınız için mi? Yo, ben elektriği yakalamıştım. Ama ya tabii ki izlerken mutlu olabileceğim bir an değil. Güzel. Bu itirafın güzel. Neden biliyor musun? İki tane sınav var, hep söylerim. Birisi ayrıldıktan sonra sevgilini görmek, diğeri onu başka biriyle görmek. O iki büyük sınavı verebiliyorsan tamamdır, kurtulmuşsundur. Ben de çok duydum sizden evet. Zamanında. Evet, ama doğru muymuş? Doğruymuş. Değil mi? İkinci büyük sınav zamanında da çok önemlidir. Zamanında çok duydum çünkü. Ben anlamıyorum ki iki tane benden vazgeçmiş aday niye morali bozuluyor ki? Ben moralim bozuldu değil mi? Sadece vallahi bilmiyorum, bir tanesi izlemedi. Hiç yani bir saniye bakmadı. İzlememesinin sebebi belli zaten. O yok, gözüm daldı, kafam benim daldı. Benim izlememem niye seni rahatsız etti? Rahatsız etmedi ki. Ben tekrar izlerim hayatım, sıkıntı yok. Söylediklerine yaptıkların uyuşmuyor sadece. Cevap ver Ayça. Yok, cevap vermiyorum. Çünkü cevap verecek bir şeyin yok. Vermiyorum. Dönelim Rabia'ya. Rabia'cığım, yani senin adayın Aykut'tu. Ne oldu? Aykut'un ağzından hiç Rabia duydun mu? Ben sadece ya, beğeniyorum. Ya bak bir şey söyleyebilir miyim? Demedim ki ben. Ben ya ben seni anlık... izlerken böyle kahkaha mı atacağım? Pardon. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen adayım Aykut derken çok mutlu bir tavırla gülümseyen ve hareket eden, içi içine sığmayan sempatik kız, benim izlediğim kız sendin. Ne? Aykut'un adı geçtiği zaman sürekli Aykut Aykut derken ve gala gecesi de evet Aykut adayım dedikten sonra kral kraliçede bile bir an seni seçtiklerini sanıp böyle bir sevinç edaları attın ya böyle. O sendin. Ya ilk kez ben bir şey sorabilir miyim? Bak, bizim izlememiz. Beni seçtiklerini bizim sanıp izlememiz. Edalar mı? Evet. Sanki ilk Semih, pardon. Ben, biz Rabia, seçilen kızı biliyorduk Hazal, Rabia yalnız. Dediğinde tam sevindi, sonra döndü olay. Mehtap'a dönünce sen bir orada bir iki hareket yaptın. Hayır. O onay biliyordu ama. Yemek biliyor. Yemekti pardon. Kral da yemekti o. Yani ben izliyorum hepinizi. Ha, sen de buna dikkat ettin. Evet, yalnız ettim. Benim o galadaki ben yaptığım hareketin açıklamasını ben burada Seda Hanım'a yaptım. Ayrıca seni izlerken de mutlu olamam yani. Hayır, ha, çünkü bu bir sınav. Mutlu. Bak Gökhan, ben soruya girerken dedim. Bak bir insan iki sınavı var. Ayrıldıktan sonra bazen o kadar öfkeyle ayrılıyoruz ki farkında olmuyoruz. Ayrıldıktan sonra bir onu görmek, o bir sınav. Hadi atlattık onu. Siz görüyorsunuz mecburen her gün. Bir de başkasıyla görmek. Seda Hanım. Bir de iyi vakit geçirirken. O anda da dank edebilir bir sürü bir şey. Bir de bir şey sorabilir miyiz? Sana hiç olmadı mı? Dikkatinizi çekti mi?
Sor. Hani Aykut'la ismi geçen gelinler var ya, gelin adayları işte. Nazlı'dır, Gamze'dir, Mehtap'tır. Onların hep böyle bir erkekler evinde Aykut'la diyaloğu oldu. Ben hiç yan yana geldim mi Aykut'la? Ya şimdi bırak bu sonu. Aykut, bak, Aykut burada tek kelime söyledi. Sana açıklamak zorunda değilim. Ben kendimi zaten hazır hissetmiyorum. Bak bana bak, beni konuşturma bu bir. İkincisi, Aykut zaten senin önerdiğin doğru koymuştu. Ben Aykut'a burada tek kelime söyledim. Dedim ki, sen dedim Rabia'nın bu taleplerine karşılık verecek misin dedim. Ne taleplerine? Sen Aykut Aykut diye Galata'da benim adayım Aykut dedim, bilmem ne yaptın falan filan ya. Aykut dedi ki kardeşim dedi, ben dedi işim olmaz dedi Rabia dedi. Aykut'un yanına gitmene fırsat verilmedi çünkü Aykut sana o sıcaklığı hiçbir zaman vermedi. Yok hayır, ben istesem giderdim. Yok lan, hala bu kadar analizlere i̇stesem girebiliyorsan. Ben girerim. Yok, ayrıldıktan ben girerim. Sonra da Rabia'yı bu kadar incelemişsen acaba İncelerim. Bitmeyen bir şeyler mi var aklında? Yok Seda Hanım, doğru karar vermiş miyim vermemiş miyim ona bakıyorum. Hayır, o kararı ben vermiştim canım, sen değil. Sen vermiştin. O kararı ben Allah Allah. Verdim. Ben bitirdim ya, o gün. Yine kim kazandı kim kaybetti. Niye? Hayır ben verdim. Allah Allah, sen evet, verdin. Evet Allah Allah. Vay canına ya. Aa, tebrik ediyorum valla, tamam. Göremedin mi? Tamam. Aa, tamam, tebrik ediyorum. Bir şey Gökhan demedim. Bey, gözünüzden hiçbir şey kaçmazdı sizin. Özür dilerim, özür dilerim. Aa. Pardon, pardon, özür dilerim. Ayşe sen bir şey diyecektin Gökhan'a. Sen kaçlarını çatmaya devam et. Ay söylemiyorum, unuttum gitti, boşver. Ben hatırlatayım, şöyle diyordun. Madem ha, bizimle ilgilenmiyorsun. Bizim izlememiz niye rahatsız etmiş dedim. Biz izleyelim diye mi yapmış diyecektim. Şimdi aklıma geldi. Takip evet Gökhan, işte. Biz izleyelim diye mi yaptın? Tabii ki. Gökhan dedim ben. Şöyle söyleyeyim. Gökhan mısın sen? Şöyle söyleyeyim. Gökhan dedim. Orada herkes izlemesi için yaptım. Çünkü hayatıma girecek kendini izletmek mi istiyorsun yani? Göz önünde olmaya mı çalışıyorsun? Tamam, konuşabilir miyim? Çünkü hayatıma girecek kadına yemek yaparım. Biliyorum. Sürpriz yaparım. Gerekirse saçını da yaparım. Ojesini de sürerim. Bunu tamam, herkes bunu bize neden göstermeye çalıştın? Bu da böyle çalıştın? Biline. Bunu da herkes görsün. Bunlardan da çekinmem. Anladın yani Aycan hayatına niye mı girecek? Yoksa hayır, bu bir demo mu? Girebilir. Ben Aycan'la gayet iyi gidiyorum yani. Peki. O zaman beyler. Şimdilik size veda edeyim. Bekliyorum buraya. Önce haftanın birincisi olan gelin adayımızı açıklayacağım. Daha sonra da tabii sizleri davet edeceğim buraya. Hadi biz yerimize geçelim. Şimdi çok önemli bir an. Söyleyeceğim isim bir hafta boyunca en azından bizimle 10 bin liranın sahibi olabilir. Hadi onu da geçtim. Maneviyat en önemli motivasyon ya bu evde. Demek ki yolun yoldur demiş izleyicimiz. Efendim, hafta boyunca izlediniz. Adaylarınızı koruma altına aldınız. Peki bu hafta kimleri birinci seçtiniz? İlk olarak en fazla oy verdiğiniz gelin adayımız kim oldu? Evet efendim, bugün az sonra romantik ödül yemeği var. Seçilen adaylarımız hem korumayı alacaklar, hem 10 bin liranın sahibi olabilecekler. Belki bir arkadaşlarını koruyacaklar yarın. Peki, kim sizin kalbinizin birincisi olan gelin adayı? Didem. Niye şaşırdın? Bu hafta şaşırdım çünkü gel. Değişik bir niye? Haftaydı. Niye değişik? Üzüldüğüm bir haftaydı. Yanımda olmalarına çok sevindim herkesin. Sonu güzel bitti. Evet. Evet. Neticede. Sonu güzeldi ama o geçen zamanda gerçekten ikimiz birden yıprandınız. Çok yıprandık. Çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum herkese gerçekten. Bu kaçıncı oldu? İkinci. İkinci değil mi? İkinci. Evet, ablamla bir oylaması kez daha olmuştuk. Bakalım acaba neyi sevdiler, neyi istiyorlar, senden ne bekliyorlar, oy verenler niye vermiş? Evet. Damat adayı seçimi de bunu gösterebilir bize. Veya senin izlediğin yol, hal ve tavırda bunu oturup düşünürsün. Bu hafta ben ne yaptım da bu oldu diye. Evet. Ama ne olursa olsun efendim adayınız
o güzel kalplerinizle gönülden zahmete girerek oy verdiğiniz biriniz bu hafta sevgili Didem. Bir hafta daha en az bizimlesin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gel seni saklayayım oraya. Daha doğrusu tamam. Bahçeye yollayayım hepinizi. Tamam. Bir de birinci erkeği açıklayalım sonra buluşuruz burada. Tamam. Tamam. Şimdi de gelin birinci damat adayımızı açıklayalım efendim. Damat adaylarımız geliyor. Ne oldu? Yine mi en baştayım? Niye kötü mü başta olmak? Hep ben söylüyorum baş. Tahminleri sormayacağım sana o zaman ben bunu. Şahin'den başlayacağım efendim madem Onur istemiyor. Şahin sence aranızda kim birinci olmuştur bu hafta damat adaylarından? Bence Aykut olmuştur. Niye? Çünkü bu hafta bir popülarite yakaladı. Kaybetti de aynı zamanda. Geçen hafta yakaladı popülarite. Kaybetmemi mi destekleyecekler acaba? Yine de Aykut olduğunu düşünüyorum ben. Öyledir diyorsun. Evet. Semih ne dersin? Ben Onur olduğunu düşünüyorum Sedan. Onur çünkü... Çok güzel muhallebi yapıyor. Ya muhallebi değil o puding. Ben taktım onu aynı şey. Size de muhallebi yapıyor. Türkçesini söylüyorum. Peki. Vallahi bir gel git yaşadı. Şimdi Nazlı'ya karşı bir ilgisi var. Halkı inşallah destekler ki kardeşimi yapar. Birinci. Artık yaşasın bir aşk yaşasın diyorsun. Bir aşk yaşasın. Onur'u görsünler nasıl aşk yaşıyor. Anlamlı cümle. Değil mi? Merak ediyoruz. Amin. Yani girişi, introsunu böyle yapıyorsa devamı nasıl gelir acaba? Tabii ne demiyorum. Ne dersin Adnan? Ben Suat abi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda kendini bıraktı tamamen bizlerle ilgileniyor. Yok yani ciddiyim ama. Yani abilik yapıyor. Gerçekten sabır taşı. Tam sabır taşı. Hem hepimizi çekiyor evde ve o kadar da bizim için mücadele ediyor. Aynen öyle. Güzün abilik yapıyor. Güzün abilik yapıyor. O yüzden ben Suat abi diyorum. İnşallah olmuştur. Yakışın. Sen ne dersin Aykut? Senin adın geçti. Vallahi benim adım geçti de ben de aynı şekilde karşılık vereyim. Şahin olmuş diye düşünüyorum. Gerçekten. Çok güzel bebek salladılar diyorsun. Çok güzel bebek sallarlar aynı. Halkımız belki öyle uygun görmüş olabilir diye düşünüyorum. Evet, kral ve kraliçe de olmuşlardı. Aynen. Olabilir. Tahminim peki olabilir. Efendim sizler zahmet ettiniz. Bir hafta boyunca bizi izlediniz. Gönlünüzden geçen damat adayının adını yazdınız, oy verdiniz. Kim oldu o birinci damat adayı? Yarın 10 bin lirayı alabilir. Daha da önemlisi sizin manevi desteğinizi aldı ve bir hafta daha bizimle. Birinci damat adayımız... Geçen hafta... Gel gel burada konuşmaya baş. Gel tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Bu tereddüt niyeydi böyle bir gelirken? Böyle bir... Ya şimdi geçen hafta biraz dediğiniz gibi ön plandaydım ama bu hafta biraz belki gelinler evinden belki izleyenler açısından biraz yargılanmışımdır diye düşündüm. O yüzden şaşırdım ama halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda böyle bir şey bana layık gördükleri için. Heyecanlandım yani. Artık belki de onlar da merak ediyor bir karar versin Aykut da. Kime İnşallah. Kısmet olacak bu Aykut diye. İnşallah. Bekliyorum ben. İnşallah. Senin de tabii yani evlenmek için iyi niyetlerle bir aşk yaşamak için burada olduğunu biliyoruz. Tabii ki yani. Hepimizin amacı o. Ama ben biraz daha herhalde bekliyorum. Sağlam adımlar atmak istiyorum. Sağlam adımlar atmak istiyorum. O yüzden doğru zamanı bulduğum zaman doğru insanla inşallah güzel bir yola çıkacağımı inanıyorum. Bu da destekleniyor demek ki. Yarın da yeni bir gün. Bilmiyorum damat adayı mı gider, gelin adayı mı gider, iki aday mı gider, iki aday mı gelir ama... İşte yarın çok şey değişebilir. O yüzden sen bu evde kalmayı bir hafta daha garantiledin. Bu da büyük bir artı. O zaman seni saklayalım. Ben gelin adaylarını çağırayım. Sırada çünkü efendim romantik ödül yemeğimiz var. Gelin adaylarımız geliyor. Müzik
Kral, kraliçe hafta içi belli oluyor. Bugün de haftanın gerçek birincileri belli oluyor. Bir kere korumayı aldı haftanın birincileri. 10 bin lirayı alabilir. Yarın kendi evini koruyabilir. En önemlisi maneviyatı aldı, koydu burası. O çok önemli bir şey. Şimdi açıklamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün sadece bir çift yemeğe gidecek. Ödül devretme hakkı yok. Başkasını seçme hakkı yok. İzleyicimiz kimi seçtiyse birinci, sadece onları erkekler evine yolluyoruz. Yemek yemeleri için. Dışarıya gidecek çiftimiz yok. Hediye edilecek hak da yok. Bunu söyledikten sonra hanımlar, Azal senden başlayayım. Erkekler evinden kim birincidir bu hafta? Adnan olabilir. Semih de olabilir. Niye? Bilmem, öyle söylemek istedim. Öyle söylemek istedim. Peki. Zaten evde hep böyle bir... Kral kraliçede de öyle oluyor. Hep bir oyla, çok az oyla erkekler evinde ilk üç belirleniyor genellikle. Gamze kimdir sence damatlar evinin birincisi? Ben Şahin ismini vermek istiyorum ama neden çok aşkı için çaba sarf etti diye düşünüyorum. İzleyici bunu görmüş olabilir çünkü hani tabii çok güzel şey, de babalık yaptı bebeklere parkta. Sürprizle, birçok mücadeleyle ilgilendiği için. Neden olmasın? Didem, sence kimdir damat adayı birinci? Yani gönlümden geçen Adnan'ın olması ama bu hafta Semih olabilir sanki. Son. Evet, son tatsızlığa rağmen. Evet. Son anda belki de yaşandığı için. Evet. Herkes olabilir. Herkesin, biliyorsunuz bu evde her an her şey oluyor yani. Bir gün birinci, ertesi gün eleme potasında kaç kere yaşadığımız şey. Bir de Rabia'ya sorayım, sen ne dersin? Adnan olabilir. Adnan'ın adı çok geçti ya. Sağ olsun. Niye Adnan? Didem'le iki haftadır görüşemiyorlar. Sorunlar yaşıyorlar. Ve izleyici artık Didem Adnan'ı görmek istiyor olabilir. Evet. Çok onları barışmış, mutlu görmek isteyen izleyicimiz var. O doğru. Nasıl? Peki. O zaman damatlara soralım. Onlar gelin adayı tahmin etsin. Onur, bugün sana erkekler evini sormamıştım. Gelinler evinden kim birinci olur? Yani bu hafta... Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şahin'le ne bileyim bir adım attığı için. Yani ben öyle düşündüğüm için. En azından kafamda öyle bir şey, bir şans tanıyacağını düşündüğüm için. Söyle. Ben kendi adayımı söylüyorum. Nazlı diyorum. Hay Allah'ım ya. Bir daha da sana görüşünü soran sunucu diyorum. Ben bu anı yaşıyorum. Yaşadım hatta, biz bu anı yaşadık. Yaşadık, yaşadık. Bir daha neymiş efendim böyle akşamlarda tahmin sorulmayacakmış Onur Bey'e. Peki Gökhan, sence hangi gelin adayımız birincidir bu hafta? Kim birincidir? Mehtap. Neden? İçime doğdu. İçine doğdu. He. Allah Allah. Psişik güçler devrede efendim. Tahmin görevini açtık. Artık içe doğmalar başladı. Vallahi öyle. Bravo. Semih, sence? Çıkamayacağım mı? Tersine gelecek. Vallahi... Didem diye geçiyor içimden ama şu an... Vay be. Neden Didem? Bir şey söylemek istemiyorum. Adnan, sen o bakışlarında ne söylemek istiyorsun? Bir anladı. Sözlere de. Gel izleyicimiz de anlasın. Ne diyorsun öyle? Didem olsun mu diyorsun, olmasın mı diyorsun? Ben Adnan'ın olmasını da burada Şahin'in olmasını da çok isterdim. Ama Didem olmuştur yani. Allah Allah. Of. Sen ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Şu an... Çok değişik oldum ya. Kaçırdım onu toparlamaya çalışıyorum. Efendim çok ilginç bir durum var şu anda biliyorsunuz. Damatlar kendi birincilerini biliyor. Gelinler hangi damadın birinci olduğunu bilmiyor. Ve bunu bile Semih de böyle diyorsun. Bir tahminde bulunuyor. Son olarak da bir Aykut'a soracağım. Bence Aycan olmuş diye düşünüyorum. Ben. Aycan. Niye? Güzel saç yaptırıyor. Gökhan da böyle ne bileyim böyle tatlı duru var ya. Evet, bence. Anlamadım. Tahmini ben. Gökhan da böyle diyorum hani böyle tatlı duru var yani böyle. O zaman kötü bir şey söylemedim ben. Evet efendim, artık birincileri öğrenmelerinin zamanı geldi. Daha önce söylediğim gibi bugün ödül devredilemiyor. İki çift yemeğe gitmiyor. Sadece sizlerin seçtiği isimler görüşecek.
anlaşırlar mı, tanışırlar mı, daha önceden tanışıklıkları var mıdır, hesaplaşmaları mı vardır bilemiyoruz. Ne yaşanacaksa yaşanacak. Ve haftanın birincisi olan gelin adayı. Didem. İçinden geçen damat adayı kim? Tabii ki Adnan. Evet, artık senin ödül hediye etme, aday değiştirme şansın yok. Kim olursa olsun damatlar evinde yenecek bu yemek. Sadece bir çiftimiz bu hafta yemek yiyecek. Birinci damat adayımız... Aykut. Ben söyledim. Aykut dedim iki kez. Şimdi Aykut gel lütfen. İki kez Aykut demedim mi sana? İçimden öyle geçti. Ne yapayım? Tamam. Şimdi. Yok artık. Şimdi efendim sevgili izleyicilerimiz az önce Adnan'ın Semih'e attığı bakış anlaşıldı. Çünkü. Valla ben onu söylemek istemedim. Böyle biraz yaklaşın bana lütfen. Onlar biliyordu Aykut'un birinci olduğunu. Peki gelin adayı kim olabilir? Didem olursa işte tek kişi ödüle gidecek. Tek çift. Bu çift ödüle gidecek. Ödül devir hakkı da yok. Aykut öyle şeyler yapmaz gerçi ya. Ödülünü bağışlar. Yok öyle bir hak yok. Öyle bir hak yok. Bugün öyle bir hak yok. Bugün öyle bir hak yok. Bir çifte yemek veriyoruz. O da damatlar evinde. Tebrik ediyorum. Bir kere bir hafta daha bu evdesiniz. Korumayı aldınız. 10 bin liranın sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı koruyabilirsiniz. Bir de aslanlar gibi izleyicinin manevi desteği var. Birey olarak. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Hiçbir şey olmaz. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ben mutlu değilim şu an. Hiç mutlu değilim hem de. Yani şu anki durumdan kesinlikle... Neden? Kendine mi güvenmiyorsun? Seçilmekten tabii ki mutluyum ama... Aykut'la yemeğe gerçekten gitmek istemiyorum. Aykut değil kimseyle, Adnan dışında kimseyle özel bir şeyde bulunmak istemiyorum. Ama kral kraliçe zaten verdiğin tepki çok güzeldi. Burada da eksik puan alacağını düşünmüyorum yani. Sıkıntı olmasın. Elbette öyle ama ben bilmiyorum ya, istemiyorum yani. Aynı şekilde. Mutlu değilim. Hani bu sefer böyle bir şey yapın bence, Adnan'ı alın bence. Yok bunu ben yapmam, benim elimde de değil. Yani böyle bir şey de yok. Şey peki Adnan, ellerinde olmadan yaşanan böyle bir şey seni ne ölçüde rahatsız eder? Ben bugün aslında bunun cevabını Suat abiyle konuştuğumda vermiştim. Peki. O zaman bakalım efendim neler yaşanacak. Belki de hepimizin içini rahatlatacak kelimeler dökülür ağızlardan ve huzur içinde bir finale gireriz. Finalden önce ev sizin. Sizleri de şu merdivenlerden alalım efendim. Buyurun. Oylamasıyla Aykut ve Didem birinci seçildi. Romantik ödül yemeği kazandılar. Ve onların ismi çıktığında bütün herkes de buz gibi bir hava esti. Adnan üzgündü, bizler üzgündük. Özellikle Aykut ve Didem çok üzgündü. O yemeğin onlara zehir olacağını düşünüyorum. Çok mutsuzlardı. Bakalım yemek nasıl geçti? Didem'le ödül yemeğine gidiyoruz fakat çok o kadar mutlu olamadım. Adnan'ın yine gereksiz kıskançlıkları olacak. Bütün gene erkeklere üzerime gelecek. Gene bana karşı güvensiz kelimeler kullanacak. Ama kardeşim benim, benim Didem'le aramda hiçbir şey yok, olamaz. Artık şu güvenini bana karşı değil de Didem'e karşı bir olsun. İkimiz yan yana gelsek bile aklından farklı bir şey geçmesin. Şu gerekli kıskançlığını üzerimizle, benim üzerimden şahsi olarak çek artık ya.
Ama arkanda da Adnan'ın fotoğrafı var ya Rabbim ya. Ay. Ben şu an onlar ikisi de mutsuz olarak görmüyorum, göremiyorum. Gözüm görmüyor. Şu anda mantığım devreden çıktı yine. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Kafam karıştı. Bence kardeşim senin için rahat olması lazım. Didem... Abi Didem gittiğin zaman görmediniz mi kızın suratı zaten? Kanka zaten konuşmaları dinledik. Hep Adnan hakkında konuşulmuş. Evet. Ben o yüzden ama harbiden Didem diye geçti içimden kanka. O anlamda söylemedim. Bak, anladın sen beni Ayşe. Ben bunu baktım sana zaten. Geldi abi, biliyorsun. Kızardım yani nasıl çevireceğim. Adnan'ın sana verdiği tepkiden aldım ben Aykut'un olduğunu. Aykut ne Aykut? Çünkü bu bize yan surat aslında. Bu halk bunu mu görmek istiyor, ben bunu anlamıyorum. Kesinlikle kız oturasın. Ama halk onları bireysel olarak şey yaptı. Canım biz ne dedik şeyden önce? Didem seçildi. Ben dedim ki 2 haftadır konuşamıyorlar zaten. Anladın mı? Adnan Didem'i görmek istiyorlardı illa ki dedim. Abi. Aykut ne alaka ya? Aykut'la şey Didem ne alaka yani? Anladın mı? Ama bak bireysel olarak oylama yapıldı. Semih hani ya, çift pardon, olarak değil. Pardon kardeşim o yüzden. Birçok oylama da çift olarak yapılıyor. Ayça sen de. Görmüyor musun? Semih seçiliyor, Hazal seçiliyor hep. Anladın biz mı? Biz barışmıştık yavrum o zaman. O yüzden Aykut bize çok oy geldi. Şimdi geçen hafta Aykut çok revaçta olduğu için insanlar Aykut'a saldırdı oyları. Hangisini seçecek diye. Bence o yani. Bireysel olarak Aykut'a verildi. Didem de işte sevilen bir insan. Kardeşim rahat olsun. Sen rahat ol be kardeşim. Çok rahat olman lazım. Sen niye canını sıkıyorsun? Zaten diyecek bir şeyim. Bir şey diyemem. Aynen. Oraya mutsuz bir şekilde gitti biliyorsun değil mi? Seçmiş saygıda. Yani hiçbir şey diyemiyorsun böyle bir durumda ama açıkça söyledim yani sen hani bozulabilirsin ben öyle yok, söylediğim yok. İçin. Benim de aklımdan geçeni söyledim. Hani sonuç olarak halk seçmiş yani benim seni kabul edememe gibi bir lüksüm yok. Ama gönlüm ister ki burada hani onunla yemek yiyeyim. Çünkü ben bu evde hiç Adnan'la ödül yemeği yemedim. Ben her hafta geliyorum ya, abone oldum zaten. Onur'la... favori seçildiğimizde olmuştuk. Adnan gelip eve gelmişti buraya. Onunla o gün dans etmiştik burada. O yüzden benim için çok önemli, özel bir yer burası. O yüzden... Umarım aramız düzelir de bir gün böyle artık. Karşında ben değil, Adnan olur. Beraber güzel bir yemek yiyip. Öyle hayal ettim biliyor musun? İçimden geçen, yemin ederim gönlümden geçen oydu. Allah gönlüne İstediğim de oydu. Bence. Çok karamsal düşünme. Uzak kaldıkça garip bir şekilde daha çok onu çok özlediğimi daha iyi anlıyorum sadece. Belki imtihandır böyle belki. Böyle düşün. Sonu güzel olacak. Onları düşün. İyi şeyler düşün. Öyle yapmaya çalışıyorum. Ama son böyle bir iki gündür de böyle konuşmaya da başladık. Daha kötü uzun zaman oldu çünkü hani. Ayrı kaldığım her dakika çok zor atlatıyorum. Onlarken çok çabuk geçiyordu zaman. Ondan uzakta geçmiyor. Evde geçmiyor, dışarıda hiçbir yerde geçmiyor zaman yani. Uzayıp gidiyor. O yüzden hani böyle küçük zamanlar bile benim için çok güzel anlar. Ama maalesef böyle oldu bu sefer. Eminim sen de gönlünden geçen kişiyle oturmak isterdin yani böyle bir yerde. Ben de mesela buraya bu tahminimce 3. gelişim. Ben de ciddi anlamda kalbimden geçen, kalbimde olmasını istediğim ya da kalbimi attıran bir insanla böyle karşılıklı oturup bir yemek yiyip, güzel müzik çalıp, dans edip. Evet. Kim istemez ki yani? Semih yanına oturuyor, bir baksana. Kim oturuyor? Abi. Nasıl oturuyor? Aa nasıl oturuyor? Git bak daha kendi adayına.
Git bak. Niye çekiniyorsun? Hani seviyordun ya. Sonra kadar gidecektin ya. Bakarım da. Baktım gördüm yani dibine oturmuş tamam, olaya. Ne düşünüyorsun? İstemiyorum ya. Vallahi. Mutsuz olmak istemiyorum ya. Gerçekten. Ben onu anladım. O ben anlayamadı. Hani belki tavır içerisine girdi ama yanlış bir tavır içerisinde. O yüzden artık hani ben karışmayacağım dedikçe... Erkeklerinde öyle bir baskı hissediyor musun kendine? Adnan'ın açısından var. Adnan cidden nasıl mesela? Hani, konuşmuyor benimle yani. Ben de hani... Benle konuşmam... Normalde konuşuyordunuz da mı konuşmuyor yoksa? Normalde konuşuyorduk. Hani bu son bir iki haftadır. Bir tavırlı yani anlamadım ben de. Yani bu durum benim hoşuma gitmiyor. Çünkü aynı evde yaşıyorsun. Kalkıp grup grup bir yerlere gitmektense... Aynı evin içinde beraber yaşamak, beraber konuşmak, yüz yüze bakıyorsun sonuçta. Bunlar çok çok daha güzel şeyler. Keza sizin ev için de aynı şey geçerli. Peki sen Adnan'la bunu hiç konuştun mu? Benim Didem'le aramda hiçbir şey yok. Kesinlikle. Olamaz da. Biliyor. O kız seni seviyor demedin mi? Ben geçen hafta bile seni korumaya aldığım zaman beraber aranızı düzeltin. Beraber ki o kadar tepki aldığıma rağmen. O bile yanlış anlaşıldı ya. Devamı sakın, hani o da söyledi. Kardeşim dedi, hani ağzını alma, ağzını alma. Tamam dedim o zaman. Zaten muhabbet yok. Ama o tavrı uzatıp da hani benim içimdekini bildiği halde o tavrı uzatması bu sefer sizinle aramdaki muhabbet çıktı. Kişisel olarak ben bu sefer alınmaya başladım yani. Çünkü hiçbir şekilde bir hatam olmadı, bir yanlışım olmadı. Ama tabii o farklı düşünebilir, saygı duyuyorum ben de. Bakalım inşallah yani aramızdaki bu kırgınlık düzelir yani. Bir kere onunla olmuştuk. Halk birincisi. Adnan'la? Evet. Dışarı gitmiştik yemek yemeye. Çok güzel geçmişti. Daha güzel günleriniz olacak, onları düşün. Yani o eskiyi düşünüp böyle kendini üzeceğine... ...daha güzel günlerin olup düşündüğün zaman biraz kendini motive et bence. Yani ilk defa hoşlandığını o gün söylemişti çünkü. Onun için senin için yeri ayrı, evet. Değerli. Hiçbir şey söylemeyen adam o gün ilk defa söyledi. Ya öyle de kolay kolay söyleyecek bir adam değil yani. Yok yok, o da yani bayağı sinirlenecek bir insan bile değildi. Herkes mesela tepki verdi ama demek o da bayağı böyle böyle olmuş. Pişmanlığını da yaşadı. Geldi senden özür de dedi. Ya ben inanıyorum, ne bileyim, belki ben öyle hissediyorum. Belki dışarıda sizin olmanızı isteyen insanlar da vardır. Olmanızı istemeyen insanlar da vardır ama hani burada evin içinde biz daha net görebildiğimiz için yani ben güzel olacağını düşünüyorum yani şahsen. Ben oraya geliyorum, bahçeye çıkıyorum. Ya daha bana nasılsın demeden, bak daha bana nasılsın cümlesi ağzından çıkmadı, kelime çıkmadı. Sen neler yapıyorsun neler ve bunu bana bir şey sorduğumdan dolayı söylemiyorsun. Bunu durduk yere söylüyorsun. Ya bak bunu durduk yere yapıyorsun. Seni o an insanların içinde bozmuyorum, sana dönüp bir şey de söylemiyorum. Farkında sen reaksiyon da vermiyorum, arkamı dönüp gidiyorum. Bozmadım. Seni o an hiçbir şey söylemedim ben sana. Anladın mı? Ama biraz sesini yükselttin gibi. Hayır. Şimdi ben o an sana hiçbir şey söylemedim. Ama ne oluyor? Arkamı dönüyorum, gidiyorum, yanıma gelip oturuyorsun. Buraya geliyorum. Şuraya oturuyorsun. Gitmek yerine yanına geliyorum. Diyorum ki sana. Sen diyorsun ki bana yanlış anladın. Peki diyorum. Tamam ben yanlış anladım. Bana doğru anlamını açıklar mısın diyorum. Kötü amaçla söylemedin. Tamam diyorum, kötü amaçla söylemedin ama ne amaçla söyledin? Ne amaçla söylediğini bir kere açıklayamıyorsun. Velhasıl kelam. Bunun ardından açıklayamadığın gibi sen hınzırsın. Gerginim zaten sana karşı. Sana tepki veriyorum o an. Diyorum ki bak benimle böyle konuşma diyorum. Hınzır nedir diyorum. Benimle böyle konuşma diyorum. Bunun arkasından diyorsun ki muzipsin diyorsun. Şimdi tepkimi gösteriyorum. Seni uyarıyorum. Sözle de uyarıyorum. Yapma diyorum. Yapma dememe rağmen arkasından bir kelime daha söylüyorsun. Neden? Gerek var mı yani? Neden? Sebep ne? Sana ben bugün orada armut soyu diyorum, sen armutu parçalıyorsun. Ama... Onu yap diyorum, başka bir şey yapıyorsun. Bunu yap diyorum, başka bir şey yapıyorsun. Ben kendi kendime bir şeyler yapmıyorum, anladın mı? Biliyorum da bak, benim de sana karşı... Tamam ben sana aday gelmiş olabilirim ama ben de mesela bir kelimeyle ya da bir cümle söylediğim zaman mimiklerinle bile ben de bir tepki bekleyen birisiyim. Ama gene değiştirmeye çalışıyorum kendimi. Ben bunu sana en başından yapıyorum. Ben sana kaç kere söyledim ben tamam, sana? Tamam ben bunu... Kaç kere söyledim? Tamam. Sana 50 kere söyledim. Diyorum ki bak yapma, 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 yapma. Burada ben senin saçını örüyorum.
böyle bir mantık var mı? Bak şimdi saçını örüyorum. Ne bekliyorsun ki benim ördüğüm saçtan yani? Beklentin ne olabilir? Saçını örüyorum. Kalkıyorsun, hoba benim kafama kaldı. Dalga saldırıyorsun. Geçiyoruz orada birbirimize. Onu da mı bak, yapmayayım? Hayır, Gökhan, sen benden ne bekliyorsun? Bak, ya beklediği hareket de biliyor musun? Ya Gökhan ne güzel olmuş. Şimdi ben birinin aday olsam zaten ben onun için her şeyi yaparım. Bak, çok ince bir çizgi, bunu göremiyorlar. Ama şimdi bana, benim adayım yok değil mi? Bana aday gelindiği zaman karşı tarafın 3-4 tane yani ciddi anlamda bu güzel onur eden bir davranış ama bir yandan da kötü sonuçlanabiliyor. Hani ben onları tanıyacağım ki onları tanıdıktan sonra bana kendileri güzel tanıyacaklar ben onlara karşı öyle adım atacağım. Öyle fırsatım da olmadı. Bir anda bak mesela şu an adayım kaldı. Artık kişi adı vermişsin zaten. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Su alabiliriz. Beni üzme, biraz olsun hatırım yok mu? Gitme. Teşekkür ederiz. Duyma, beni duyma ama kalbimin sözü var. Şu an kalbinden geçeni söyleyeyim mi senin? Adnan karşı evde izliyorsa çıksın, şu merdivenlerden gelse senin dansa kaldırsın. Yalvarıp aşkını dilenmek, ağlamamak için direnmek, senin yüzünle heyecanı bile güzel değil mi? Düşünmek. Üzülmek, sana elveda demek var mı? Bir kırık kalp aletim, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin. Benden affı bekleme, bir kırık kalp ahetim. Söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin. Benden affı bekleme. Gitme, beni üzme, biraz olsun hatırım yok mu? Gitme, duyma, beni duyma ama kalbimin sözü var, dinle, dinle. Yalvarıp aşkını dilenmek, ağlamamak için direnmek, senin yüzünden üzülmek, sana elveda demek var mı? Bir kırık kalp ahetin, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin. Benden affı bekleme. Güzel şeyler düşün. Üzülmenecek değil. Ağlamayacağım. Üzülmeyeceğim artık. Üzülmekten yoruldum çünkü. Ben bile inanıyorum sizin mutlu olacağınız. Bitkinim artık anladın mı? Üzülmekten bitkinim artık. Atman seni bak, tüm kalbimle söylüyorum, seni çok mutlu edecek. Yani bu üzüldüğün günler artık böyle geride bırakacak yani. O yüzden dönme, güzel şeyler düşün. Güzel şeyler düşün, güzel olsun. Ve inan, inan yani. Kesilir burada da, kesildi. Güzel söyledi, güzel şeyler düşün, güzel olsun dedi. Yok, zaten ikisi de üzgün mü abi? Hiç, abi canım ikisi ya. De mutsuz. Sen abi ben... Şahin söylesene gitsin. Ben olsaydım çok ya. Rahat olurdum yani. Ben biliyorsun ne reaksiyonlar ya, şimdi. Gerçi o da rahat ha. Birazcık kasıyor kendine, o da rahat. İster istemez kasıyorsun abi. Tabii canım. Sevdiği kadın orada yani. Aynı şeyleri sen yaşasan daha farklı, öbürü yaşasa daha farklı. Ama adam gibi, aslan gibi duruyor, hiçbir problem yok. Vay işte böyle. Burası böyle işte. Burası böyle platform diyoruz ya beyler. Burası böyle platform. Ama gördüğün görüntülerde kötü bir şey yok canım. Yok be, bir de biz hepimiz bu evde bunu yaşadık Adnan. Yani geçen sene hepimiz. En kötü örnek beni gör. Yani beni gör, ben bunu fazlasıyla yaşadım. Kanka eve gitsen ne olur? Adnan eve gitmez. Yok be, ne gerek var ya. Gerek var mı? Abi gitmesine ne gerek var ki? Gitsen ne olur diye bir soru sordum. Bas demedim. İkisi de mutsuz. Ki, gitmesin ki görsün işte bir şeyleri. Oğlum ne görecek canım, zaten gördük işte. Göreceğimizi gördük. Gördü zaten her şeyi. Tamam, bitti. Aynen. Kötü bir şey yok mu?
Aynen, yok hiçbir şey. Hiçbir şey. Şey yapmayın yani. Gitsin. Olabilirdi. Olmaz kanka. Olma ihtimali yok. Olabilirdi. Onur. Di. Bunları da görebilirdim. Doğru diyorsun. Tamamen her şey bitmiş ve Didem'i şu an bir başka erkekle beraber o ödül yemeğinde de görebilirdim. Her şey bitmişti. İşte buranın acı tarafı bu. Ben sanki öyleymişim gibi görüyorum, anladın mı? Ben şu an onlar ikisi de mutsuz olarak görmüyorum, göremiyorum. Gözüm görmüyor. Şu anda mantığım devreden çıktı yine. Didem ve Aykut'un ödül yemeğinden görüntü geldi. Dans müziği çalıyordu ama dans eden bir çift yoktu. Bunu haklı olarak Didem belki istemiştir. Ama Aykut da saygılı bir çocuk. Artık bu ilişkiye saygı duyuyor. Biraz da Adnan'dan korkuyor zaten. O yüzden mutsuz bir şekilde oturuyorlardı. Yani mücadelemde yalnız kalıyorum. Bak Hazal ve Semih de hep bir destekler. Hep yanlarındalar. Ve ben inan hiç kıskanmıyorum. Tam tersi, gerçekten onları bir arada görmeyi seviyorum. İkisini de çok seviyorum. Ama ben Adnan ve Didem'de hiçbir destek görmüyorum. İşte ben de sana yemin olmuyorum. Ederim tek başımayım. Daha demin dedin ya. Bugün ne düşündüm biliyor musun? Biz Adnan'la kötüyken, hani Semih bir sürü insan bulabilir, kendine destek olacak. Hazal da öyle. Ben de her zaman olurum yanlarında. Ama gidip dertleşebileceğim kimse bulamadım ya. Gel bizi bir araya getir ne olur. Ona sevdiğimi söyle dediğim kimseyi bulamadım. Ne kızlardan ne erkeklerden. Aslında Semih sana öyle destek olabilir. Bir tek Fuat abiyle konuştum. Semih de olabilir biliyor musun? O da babacan tavrından dolayı. Semih'le aram iyi olmuş olsaydı. Sana yemin ederim derdim ki kardeşim ne olursun benim için. Yine keşke söyleseydin bana yardım ya. Et derdim. Yine söyleseydin keşke. Bana yardım et, sana ihtiyacım var derdim. Ama diyecek bir durumda değilim hala. Ben de güzel bir destek olabilirdi yani. Semih belki aranda biraz böyle yıldızınız barışmamış olabilir ama ciddi anlamda o da Adnan'ın mutlu olmasını isteyen bir insan ki hepimiz istiyoruz. Semih sana belki çok güzel bir yardımcı olabilirdi yani. Çok en güzel yardımı o yapardı. Düşünme bunları. Hep çok derin İnanıyorum düşünüyorsun. Da yapacağına mutluluğun, ama... Mutluluğun en son düşünüyorsun. Evet. Yalnız kaldım. Kızlar evinde de bak yalnızım. Samimi söylüyorum yalnızım. Sen diyorsun ya tek başıma kaldım. Ben geldiğimden beri öyleyim. Anlat rahatla biraz. Yani yalnız hissediyorum kendimi. Gerçekten yalnız hissediyorum. Yani sen... En azından bak şu an benimle diyorsun ya yalnızım erkekler evinde. Ben de gerçekten yalnız hissediyorum. Bir tek Adnan'ın varlığı mutlu ediyor beni. Ya cidden anladım. Hani kendini bak bir dost arkadaş hisset beni tamam mı? Bak sakın kendini yalnız hissetme. Hani her şey iyi olacak. Bunu düşün. Ve burada bu masada oturup beraber kendini şey yapacaksın. Anladın mı? Hani bunu herkes biliyor ve ben de inanıyorum buna. Adnan'la mutlu olacaksınız ve beraber güzel bir şekilde aşkınızı yaşayacaksınız yani. Bunu bil. Anladın mı? Yani bundan şüphen olmasın. Bunu bil yani. Sana kadar söylüyorum ben. Anladın? Hani ben de senin kardeşim mi artık, dostum mu, arkadaşım mı öyle düşün. Mutlu olacaksınız, onu düşün yani. Kendini yalnız hissetme. Arkanda seni çok seven bir yürek var. Adnan var. Gerekirse ikiniz de her şeyin üstesinden gelirsiniz. Onları düşün. Bebeğimdin neden ayrıldın? Sen tutamadın çiçeğimdin bir tanem neden neden ayrıldın? Yüzüne bile dönüp bakmadın biliyor musun? O anlattı anlattı yüzüne o bile doğru şeyler anlattı güzel şeyler anlattı yani mutlu olacaksınız dedi bilmem ne dedi ama yüzüne bile dönüp bakmadı kız yani aferin. Demek ki senin verdiğin mesajı güzel almış kardeş. Canını sıkacağın bir şey yok. Atalarımız boşuna söylememiş. Sakınan göze çöp batar. Öyle oluyor. Yine imtihan, yine imtihan, imtihan. Bu imtihanlarla bazı şeylerin sınandığını farkındayım. Yapacak bir şey yok. Siz seçtiniz. Aykut'u da siz seçtiniz. Didem'i de siz seçtiniz.
Allah hepinizden razı olsun. En azından Didem'i desteklemeniz evet hoşuma gitti. Ama devamlı sorun yaşadığım adamın tekrar Didem'le beraber böyle bir yemeğe çıkması zoruma gitti. Açık ve net söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bu ev neler gördü, neler görecek. 365 gündür buradasın. Tek bir sevgilin yok. Anladın mı? Anladın mı? Kıskanıyorsam evet kıskanıyorum. Ama Rabia benim için bitmiştir yani. Bitmiştir yani. Geçen sezon Semih'in ilişkisi yokken Ayça ona dedi ki ben seni beğeniyorum, tanışma yoluna girebilir miyiz dedi. Ben seni beğeniyorum. Ben ablana da talip olurum. Hani Aykut'a da olurum. İki gün sonra bırakacağın adamların ismini vücuduna kazın. Güvendiğin dağlara kar yağdı sözünü bana bizzat yaşattın. Tam bir hayal kırıklığısın. Tam bir hayal kırıklığı. Senin bu evden gitmeni istiyorum çünkü senin aşkına, samimiyetine hiçbir şeyine inanmıyorum. Gözlerin vardı, gözyaşım kaldı. Bir yüreğin vardı, hatıram kaldı. Bir gözlerin vardı, gözyaşım kaldı. Bir hayat aşkın vardı, bitti yarım. Bir acım vardı, o da sensiz kaldı. Ah bu canım gülleri yandı, sensiz nefes aldı. Yar yalan değildi, bir rüya. Adnan. Gördün mü Aykut'un yaptığı hareketi? Senin resmini aldı, masaya koydu ve Didem gülmeye başladı. Oğlum canını sıkma ya. Kardeşim benim, kurban olayım ya. Oğlum öyle bir şey yok. İçin rahat olsun, ferah olsun. Tamam, bu kız resmini gördüğün zaman bile gülüyor ya. Sen neyi kafana takıyorsun abi? Niye üzüyorsun kendini? Tamam, sen bu çocuğa uyuz olabilirsin. Sadece çocuğa uyuz olmaktan bahsetmiyorum abi. Onu şu an belki... Başka bir erkekle görseydim de aynı şey olabilirdi. Ben bu kızı... Didem'e mi güvenmiyorsun şekilde... abi? Çok mu kıskanıyorsun? Anlamadım ki. Kıskanıyorum abi. Çünkü seviyorsun. Hadi bize itiraf et. Güven abi. Güven o zaman. Emin ol kız orada kötü bir şey yapmıyor ya. Güven. Sema, güvenmek de kıskanmak ayrı şey. Tamam kardeşim, güven olursa kıskanmazsın zaten. Seviyorsun, eyvallah. Seven adam i̇şte... kıskanır, sahiplenir ama... Güven kardeşim, kız gerçekten kötü bir şey yapmıyor. Bir içini ferahlat. Ben de sana daha çok kötü gitsem daha çok için daha kötü olacak. Rahatlatmak için söylüyorum sana bunları. Tamam, ben sana ne desem sen kıskanıyorsun, kıskanacaksın zaten. Hani derler ya, böyle dert babası olmuşsun böyle Güzin abla. Güzin abla gibi oldum ya. Kral kraliçe olduk ama yanlış anlama ya, rahatsız değilim konudan. Hep böyle atlan. Hani harbiden de alıp böyle tutup bak. Sonra bana diyorlar ki niye işte Aykut'u koruyor musunuz? Ya ben seninle biliyorsun evde muhabbeti. Hep baş başa bırakıldığım için erkekler evinde en çok konuştuğum sen oldun. Ya bir de düşün mecbur, yani bu evde de ben mesela öyle kimse benden öyle bir şey beklemiyor ki. Öyle bir karakterime yok aykırı. Zaten öyle bir muhabbetimiz de yok. Ya Burç bile mesela şey oldu, nasıl Burcu'nu biliyorsun. Ya en çok erkekler evinde seninle konuşmak durumunda kaldım. Yemek oldu, senle gittik. Bir şey oldu, senle gittik. Hep senle gittiğim için ister istemez insanlar sohbet ederler birbiriyle. Yani. Kös kös robot gibi oturamazsın ki. İşte farklı... Algı mı yaratmaya çalışıyorlar? Belki farklı bir şey mi düşünmeye çalışıyorlar? Ve herkese burcunu soruyorum. Peki senin burcunu evde, tahmin evde, etmişim. Vay efendim nasıl bilmişim mi bilmem ne yani. Sizin evde hiç öyle bir konu olmuyor mu? Ciddi anlamda böyle aramızda bir şey olmadığını düşünmeyen insan yok mu? Hani hepsi mi aynı kafada düşünüyor böyle sabit fikirli? Gamze ben olacağını düşünmüyorum onların. Didem'in Adnan'ı sevdiğini biliyorum dedi. Peki Gamze mi dedi bunu? Geçen de farklı konuşuyordu. İşte ama finalde de başka konuştu. Ya bir öyle dedi, bir böyle dedi. Kafam karıştı, anladın mı? Sen milletin dediğine bakma. Sen kendini biliyorsun, ben kendimi biliyorum.
İlla ki böyle yorumlar olacak ki böyle bir evde garanti olacak. Garanti diyorum ya. Böyle ya. Hadi git. Kavga edeceğiz, görürsünüz. Tamam, kavga et, et. Ya atsın zehrini, atsın. Onurgaz. Bırak zehrini atsın. Hazat şimdi 12 saat yatacak ya, hadi. Çok güzel ya. Tamam gitme, karışma tamam mı? Gitme. Ne yapayım da? Biliyorum, onurgaz. Ama ne yapayım ben şimdi? Mutlu olmadan istiyorum. Bu böyle bitmemeli diyorum ya. Ay ne bok ya, şahane. Ya da otur, ne yapıyorsun sen? Şu kavga edeceğim, bana bahane bulacaksın. Ay bir şey söyleyeceğim. Bana bak, bana. Çık. Mehtap. Anne yapma, sen ilk görmesini açacağız, orada götürüyorsun. O zaman şimdi hemen çıkıp gideceğim. Bitireceğim. Üç. Yokan keşke bilir derseniz. Neyse. Bir. Çık. Yok kardeşim, eyvallah. Hadi. Bir yudum şey. Kanka bir şey söyleyeyim. Gökhan gel. Bence onu bir sinirle söyledi. Tamam, sinirlenme. İnsan istediklerini sinirle söylüyor hacı. İçindekileri sinirle söylüyor bazen. Ben çok iyi bilirim. Ben söylemem. Söylemezdim yani. Ben hani... Üf, neyse. Abi, hak neyse onu söyleyeyim. Ben işte ben bu... İyi gözlemle her şeyi. Semih. Aynen. Yani ben bu zamanda Adnan'a söylemiştim. Şu an sana söylüyorum ama. Ne? Kahve yapmıştık. İki tane benim de bari. Hayır, sadece Semih'e götürdüm ya. Hadi kahve soruyor. Burada ağlamıyorsun. Hadi, hadi. Abi cesaretim yok, vallahi cesaret. Bak kahve soruyor, götür kahve verirsin. Hazal'la bir tane tokat atın. Götürsene, bak Adnan da çağırıyor. Kahveyi verin. Rezil ediyorsun kendini şu an. Dönüp baktığı zaman zorla geliyor musun gibi olacak. Kendi böyle yaptığın sürece kaybedeceksin, git. Kalk sevgilinle yaptı, etsin. Bunun niyeti yok, gitme ya. Yalanlar yapıyor. Ne niyetim yok, çekil şundan. Ne Bak. Oyun oynuyorsun kızım ya. Artık tribünden oynamak istiyorum diye. Ne diyorsun ya? Ya yürü. Ne diyorsun ya? Yok bir şey. Ya yürü. Semih, konuşabilir miyiz? Kalkarsan gidelim. Yok, ben Semih'le özel konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum şimdi. Ya otur. Yok. Benim yanımda otur en azından. Devam. İnat ya. Hazal bak, nefret ettiğin huylarını tekrarlıyorsun. Evet, inat. Konuşun, belki rahatsız olur. Konuşmak istemiyorum. Hayır, sen benim arkadaşımsın. Benim yanımda oturacaksın. Ado'yla konuşacaksın. Yok, yok, gerçekten konuşun. Tamam, aynı gelsene ortamda. Yok, gerçekten konuşun ya. Konuşun, gel bak, ben hep böyle aynı ortamda çok oturuyorum. Çok inat. Biz bugün hepimiz Hazal'ı Semih'in yanına gitsin diye cesaretlendirmeye çalıştık. Ama hiçbirimiz başarılı olamadık. Daha doğrusu yarım başarı elde ettik. Gitti, geri döndü. Hazal'ı şu konuda haksız buluyorum. Gittiği anda direkt oturması gerekiyordu. Semih konuşabilir miyiz demesi gerekmiyordu. Ama bunu yapmasının da sebebi Semih tekrar bir tepki verir, onu tamamen kaybederim diye içinde bir korku var. Onu da anlamak gerekir. Artist. Hiç. Modun da bozmuyor. Tepki yok Semih'te hiç. Bozmaz. Bir de içini açıp okusan. Biz ne yapacağız? Sen iyi bilirsin. Başkalarına akıl verip de kendimizi uygulamak. Bana akıl vermiyoruz. Hani en yakın arkadaşlarım. Gelinin ilacı olsa kendin sürermiş. Hani en yakın arkadaşlarım. Pardon, her zaman, her zaman öylesin bizim için. Bana akıl vermiyoruz. Her zaman öylesin. Düşünüyorum. Gökhan'la sen... ilgili mi akıl versem diye de. Yani. Sen başta geldin, seçimlerini düzgün yapmadın. Seçimleri düzgün yapmadın mı? Ben hiçbir adayın ismini vermedim. Şimdi Gökhan'ın söylenmesi diyor ki o geldi böyle mavi boncuk dağıttı. Kime dağıttım? Aykut'u ima etti. Hayır, ben... Benim için gelmediğini söylüyor. Ben boylu sen... postu demedim bak, açın galayı izleyin. Orada ona yalan söylüyor Gökhan. Tamam, o onu maşallah söylüyor. Maşallah var dedim. Tamam, o onu söylüyor. Sen de... Ben kime söyledim belli mi? Öyle yaptım. Tamam, maşallah var dedim, yukarı baktım. Mutlu değil, arkadaşı... Deminden makara kakara kikiri yaparken mutlu. Neden yapıyor? İnşallah yarın giderim. Bir şey diyeceğim, gel. Tamam. Gel. Allah korusun, gitmezsin. İnşallah giderim gitmezsin. Ya. Gitmezsin. Allah'ım yalvarırım, inşallah giderim bak, ya. Hayır, bana gitmezsin. Bak. Yarın inşallah giderim. Mutlu olmasının tek sebebi Adnan'ı mutlu etmeye çalışmak, anladın mı? Yoksa o eve geldiğinde Gamze biliyor nasıl geldi. O merdivenden aşağı nasıl indi. Ve evde 5 kere suratla oturuyor bu adam 2 gündür. Anladın mı? Öyle mutluluk diye bir şey yok, anladın bak, mı? Bayağı yakışıyorsunuz. Mutlu etmeye baksana. Çalıştığı için böyle bir şey yapıyor. Evde aşk yok, aşk. Yaşayın da görelim o zaman. Evde aşk yok, senin de olsun. Senin de görelim. Şahin. Uğraş ver de milletin altından bir şey arayacağına, aşka emek ver aşka. Siz niye aşk yaşamıyorsunuz? Nasıl? Siz niye aşk yaşamıyorsunuz? Bizim daha çok yeni biliyorsunuz. Adım atıyorlar. Yani. Bence gayet iyisiniz, uyumlusunuz. Sağ ol, sağ ol. Vallahi öyle. Ederim. Şahin çok güzel gözüküyorlar seni. Ya burada. Oyum sana. Seni koruma altına alacağım Şahin. Ben de seni. Derken yani oy veriyoruz ya, onunla basit. Vallahi ben de internetten seni seçeceğim Şahin. İnternete girip sana oy atacağız. Yani.
Gönlüm Adnan istedi. Fakat Aykut seçildi. Halk öyle uygun gördü. O erkekler evindeki o romantik yemek benim için çok özel. Çünkü Adnan'la ilk dans ettiğim yer. O romantik şarkılar çalınıyor. Karşımda Adnan yok. Sadece fotoğrafı var. Ve ben Aykut'la o yemekteyim. Benim için çok buruktu. Çok tatsız geçti. Bir yandan da Aykut ayıp olmasın diye hani gülümsemek de zorundayım. Teselli etmek için geldi ama hani o dokunması bile o an beni rahatsız etti açıkçası. Keşke Adnan olsaydı karşımdaki de. O yarım kalan şeylerimizi öyle bir sofrada aşkımızla kapatabilseydik. İnşallah olacak bir gün. 365 gündür buradasın. Tek bir sevgilin yok. Anladın mı? Anladın mı? Kıskanıyorsam evet kıskanıyorum. Ama Rabia benim için bitmiştir yani. Bitmiştir yani. Geçen sezon Semih'in ilişkisi yokken Ayça ona dedi ki, ben seni beğeniyorum, tanışma yoluna girebilir miyiz dedi. Ben seni beğeniyorum. Ben Adnan'a da talip olurum. Hani Aykut'a da olurum. İki gün sonra bırakacağın adamların ismini vücuduna kazın. Güvendiğin dağlara kar yağdı sözünü bana bizzat yaşattın. Tam bir hayal kırıklığısın. Tam bir hayal kırıklığı. Senin bu evden gitmeni istiyorum çünkü senin aşkına, samimiyetine hiçbir şeyine inanmıyorum.